Bir soru bir cevaba hoş geldiniz. Mert Fırat'la birlikteyiz. Mert, sen kendini çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki. Ya yok, ben böyle hep okul zamanından beri de öyleydi. Daha okul yokken de aslında. Böyle yazma tarafıyla da çok ilgileniyordum. Yani işim böyle skeç tarafıyla, işte skeç de başladı zaten. Sonra metinli tarafla. O yüzden böyle bütünüyle ben inanılmaz bir oyuncuyum ya da işte öyle bir ruhla hiç çıkmadım. Aslında derdimi anlatacağım bir mecra olarak gördüm hep sahneyi. Bir özgürlük alanı olarak gördüm. O alanın içinde eğer yeterince çalışırsam derdimi iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. En azından o derdin bir kısmını seyirciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Fena değil. Ama yeterince çalışırsam. Evet. Yani dolayısıyla böyle oyunculuktan daha ötesi benim için o derdi doğru aktarabilmenin aracı oyunculuk. Çok seviyorum. Hani karakterden karaktere geçmeyi, işte ne bileyim, işitme engelli de oynama fırsatım oldu. Gerçi o fırsatı ben ilk seninle birlikte kendi kendime yaratmış oldum. Ne bileyim, bir ensest babayı da oynama şansım oldu. Bir şairi de oynama şansım oldu. Bu her oyuncu için çok böyle ele geçen şanslar değil. Bu anlamda kendimi şanslı bir oyuncu olarak görüyor olabilirim. Yetenekli olmaktan daha ötesi. Şanslı ve meraklı bir oyuncu, öyle diyebilirim.